Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Şunu hemen üste atıyorum. Bugünkü konumuz yazılım. Gözlüğün bir manası var mıydı, onu da söyle ya. Gözlüğüm çok tatlı. Bugün iki videodan oluşan bir seri çekeceğiz ve ilk videosunda yazılım 101 gibi bir video çekeceğiz. Genel olarak ilk video daha çok yazılımla ilgili çok bir bilgisi olmayan, yazılıma yönelmeyip planlayan ve bu konuda çok eğitimi olmayan insanlara hitap edecek. İkinci videosunda ise daha çok bir yazılımcı yurt dışına nasıl gelebilir, nasıl yollardan geçer bunlardan bahsedeceğiz. Ama ben yazılımcı değilim. O yüzden bugün çok kıymetli, gelmesi için çok uğraştığımız bir konuğumuz olacak. Kendisini alkışlıyoruz. Kocam Bey. Bravo. Şunu da girişim yapayım da. Selam. Kardelen'in kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konusu Kardelen'in dediği gibi yazılım. İsmim Anıl. Namı diğer Kocam Bey. Ne diyebilirim hakkında? 5 yılı aşkındır yazılımla uğraşıyorum. Profesyonel olarak uğraşıyorum. Matematik mühendisliği mezunuyum. Buraya Kardelen'le birlikte geldik. İşte 6 aydır da buradaki, 6 ay olmadı herhalde ama yani yaklaşık 6 aydır da buradaki sektörde bulunuyorum. İşte yani nacizane kendi gördüklerimden, tecrübelerimden bir şeyler aktarabilecek gibiyim. Konuşalım istedik, öyle sorular hazırladı, ben de cevaplayacağım. Peki yazılımın hangi alanıyla ilgilisin, biraz ondan da bahset. Ben yazılımın yani ben web tarafıyla ilgileniyorum, Java yazıyorum. Başka yani şu anda pek Java ile ilgilenemiyorum aslında, daha çok bulut tarafıyla ilgileniyorum. Yani işte Amazon, Azure gibi teknolojilerle çalışmaya devam ediyorum şu andaki müşteride, yani firmada. Ben backend tarafıyla daha çok tecrübeliyim. Ya frontend'de de 3-5 bir şeyler mecburen yapıyoruz ama genel olarak title'da backend olarak geçiyor. Şimdi hazırsanız sorularımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Bir dur. Heyecanlandım. Şu an heyecanlandım. Anıl Bey. Kardelen Hanım. Soru 1. Karınızın en güzel özellikleri için... Hayda, kazık oldu. 5 iyisini seçmek zorunda kalsanız. Öncelikle kazıkçılığı. Tuzakçılığı tamam. Olabilir. Tamam, geçiyorum. Yazılımcı olmak için üniversitede hangi bölümleri ya da hangi üniversiteleri tercih etmeliyim? Tamam, soruyu şöyle toparlayayım ben o zaman. Yazılımcı olmak için aslında ille de şu bölüm diye bir şey yok. Ama tabii ki yazılımla alakalı olan bölümleri tercih etmeniz daha makul. İşte matematik mühendisliği bunlardan biri. Kalp. ya şaka bir yana matematik mühendisliği az. Daha çok bilgisayar mühendisliği mezunları bu sektörde haliyle. Yazılım mühendislikleri var. Bir devlet üniversitelerinde var mı hatırlamıyorum. Ama özelde o mevcut. Başka benim çalıştığım arkadaşlarım arasında yoktu diye hatırlıyorum yani. Peki bu üniversite olarak yazılımla hani ünlü bilinen, yazılım bölümleriyle bilinen bir üniversite var mı önerebilirsiniz? Bence kriteriniz şöyle olabilir. Teknoparkı olan ya da teknoparka ya da bir benzeri endüstriyel bir alana yakınlığı olan yerlerde okul okursanız en azından stajınızı, part-time işinizi falan daha kolay ayarlayabilirsiniz. Yani tabii ki teknik üniversiteler daha ön planda oluyor. Tamam. İkinci soruya geçiyorum. İyi bir yazılımcı olmak için üniversite eğitimi yeterli midir? Hayır. Ama bu sorunun cevabını sadece benden duymamıştır zaten bunu merak eden. Ya yazılımcı oluyorsanız yani sürekli bir şeyler öğrenip sürekli bir şeyler deneyip yanılarak ilerliyor bu iş. En azından benim için öyle tabii. Yani belki çok iyisinizdir bilmiyorum ama benim için hep yanılıp daha iyisini yapmaya çalışmakla geçiyor. Ve okuldan da öğrendiklerimin yani şu anki bildiklerimin yanında 50'de biri falandır herhalde. Biraz daha dışarıda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor yani. Tamam. Üçüncü sorumuz. Yazılımla ilişkili bir bölümden mezun olmamam, bu alanda iş bulmamı ya da yükselmemi engeller mi? Engeller. Yani. Dağılın. Bitti, kapat. Ya şöyle aslında ya engellemez. Yükselmenizi niye engellesin? Sonuçta yükselecek kadar tecrübeniz varsa diplomanın aslında hiç de bir önemi yok. Ya hatta ben bir firma sahibi olsam diplomayı yeni mezunda sadece ararım. Onun dışında çok arayacağım bir şey olmaz. Çünkü insanın tecrübesine ya da bitirdiği projelere bakıyorlar. Siz okuldayken
Yani en iyi bilgisayar mühendisliği şu an Türkiye'de ne? Çok net konuşayım. Boğaziçi'de mi şu anda herhalde? Tamam, siz Boğaziçi'nde sadece okulun müfredatında kalıp okulda verilen ödevleri yaparak mezun olursanız siz 10 birimlik bir bilgiyle mezun olursunuz. Ama ABC Üniversitesi'nde hiç alakasız bir bölümde okuyan çocuk full bu alana yönelmiş ve birkaç proje bitirmiş gösterebileceği kodu varsa belki 20, belki 30 birimlik bilgiyle gelecek. Yani burada okul, ya okul kuşa uçmayı öğretme seviyesi. Ama kuş uçmayı öğrenince kendisi kıtalar arası geziyor yani. Öyle. Anladım. Uf, ne biçim metafor. Yaz bunu, tutar bunu. Soru 4. Yazılım alanında lisansüstü eğitim, sertifika gibi programların önemi nedir? Yükselmek yine ya da pozisyon bulmak için. Ya bunun için ben bir yorum yapamam. Ama şunu söyleyebilirim. Ben yüksek lisansı terk ettim birkaç defa. Ya şöyle, benim daha önce çalıştığım yerlerde, ya mesela ben daha önce bir e-ticaret firmasında çalışıyordum. İsim vermiyoruz değil mi? Verme. Ben daha önce bir e-ticaret firmasında çalışıyordum ve çalıştığım ekipte aslında çok fazla yüksek lisans yapan insan vardı. Hatta galiba sadece iki kişi falan yüksek lisans yapmamıştık. Birisi bendim. Ya bu demek değil ki yüksek lisans yapanlar sadece oraya alınıyor. Hayır, yüksek lisans yapmadıysanız da alınıyorsunuz. Ama yükselme için soruyorsanız hiçbir fikrim yok. Ben olduğum işe girdiğim title neyse orada devam ediyorum, yazılımcıyım yani. Beşinci sorumuz. Yazılıma sıfırdan başlayan biri için daha uygun bir dil ya da bir alan söyleyebilir misin? Öğrenmesi kolay olduğu için olabilir, iş bulma imkanı daha çok olduğu için olabilir ya da sıfırdan biri için daha uygun olduğu için olabilir. Tamam, söyleyebilirim. Ya şöyle, aslında şimdi yazılıma yeni başlıyorsanız ne yapmak istediğinize biraz araştırıp karar vermeniz gerekiyor. Bunun mobil tarafı var, ön yüz tarafı var, backend tarafı var. Yani o yüzden çok dallı olduğu için diller de çok farklı. Yani ne tarafa yönleneceğinizi seçtikten sonra işler değişir. Bence şu anda sıfırdan başlıyor olsam mobil tarafına ağırlık vermeyi tercih edebilirdim. Çünkü hani hem yazdığınız kodu çıktısını anında bir ekranda görüp şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Bence bu keyifli olabilir. Öğrenmeyi şevk eder. Ama ben yeni başlayanlara genelde Python diliyle yazmalarını tavsiye ediyorum. Ama bu, ben Python'la öğrenmedim. Yani ben C ile öğrenmiştim ve internetten ve okuldan öğrendim yani. Bunu önermenin sebebi kolay bir dil olduğunu düşünmem mi? Çok kullanıldığını düşünmem mi? Kesinlikle çok kullanılıyor. Hı hı. Ve bu az önceki bahsettiğim dalların hepsinde bir yerlerde dokunuyor. Yani mobilci arkadaşlar da bir şekilde Python'a dokunuyor. Tamam, belki mobil cihaz için yazılan kodda değil ama server tarafında ihtiyacı oluyor. Backend ve frontend tarafındaki arkadaşlar, yani bir scripting dili bu. Ve bunu öğrenmeniz sizin işinize gelir. Ve ya bence burada temel şey, yazması da çok kolay. Biraz incelerseniz aslında uzmanlaşmak değil ama başlangıç için gayet kolay bir dil olduğunu söyleyebilirim. Altıncı sorumuz. Kişiye kendi kendine yazılım öğrenmesi için önerebileceğin eğitimler ya da siteler nelerdir? Şöyle, ben Udemy'den öğrendim. Açıkçası yani tabii okul derslerine geçtikten sonra işte, ya ben mesela Java'yı esasen kitabı okuyarak öğrendim ama Core Java yazarak bir yerlere gelemedim. Yani gelebilirdim belki de ona fırsat tanımadan okuldayken bir de Udemy kurslarına başladım. Ve işte popüler olan kütüphaneleri öğrenmeye çalıştım. Biraz ön yüz tarafına ağırlık vermeye çalıştım ama genel olarak Udemy'yi tercih ediyorum. Hala bu arada Udemy'den ders alıp bir şeylere bakıyorum yani. Bunun dışında Coursera pahalı. Türkiye'de de kur biraz yüksek olduğu için bayağı pahalı ama Torrent bunun yanı değerlendirebilirsiniz. Yedinci sorumuz. Yazılımda rütbelere göre maaş aralıkları nasıldır? Tahmini tabii ki. Dur, kafam karışıyor. Yazılımda rütbeler başlangıçta junior, sonra midyear ve en son senior olarak geçiyor. Yani aslında acemi yani ya da çaylak, standart ve usta gibi Türkçeleştirebiliriz bunları. Ardından takım liderliği pozisyonları gelebilir ya da lider yazılımcı pozisyonu gelebilir. Mimar yazılımcı. Yani bunlar dallanıyor bir yerden sonra. Sizin kendinizi geliştirmenize, sosyal yönünüz ağırlıklıysa belki takım liderliğine yatkınsınızdır vesaire. Herhalde Türkiye'de şu anda aşağı yukarı bir junior maaşı 5000 lira civarında başlıyordur diye tahmin ediyorum. Burada da 2000-3000 bandında bir şeyler alıyor. Midyear. Orada bir değişiklik var. Mesela Türkiye'de 4 yılını tamamlamış bir yazılımcıya senior title'ı verilebiliyor. Ama burada Junior'lığı daha yeni atlatmış gözüyle bakılıyor. Maaşları da ona göre düşünebilirsiniz. Midyear Türkiye'de herhalde şu anda 12.000-10.000 civarına kadar zorlayabilir. Burada?
Burada yani şimdi bu %30 indirimi hariç buranın yerel insanı için konuşuyorsak herhalde 3-500'e kadar falan çıkar yani çok oynamaz. Tamam. Peki senior developer? Senior'ın her yerde ucu açık arkadaşlar. Yani kendinizi ne kadar geliştirdiğinize bağlı. Burada aylık net olarak cebinize 7000, 8000 bandındaki maaşlar da girebilir. Ki bu burası için gerçekten çok yüksek paralar. Türkiye'de de gerçekten ucu çok açık. Yani hayal ettiğiniz neyse 2 ile çarpın. Onu alan yazılımcı illaki vardır öyle söyleyebilirim size. 8. sorumuz. Yazılımcıların iş bulmalarını sağlayan LinkedIn dışında siteler var mıdır? Yani ya esasen ana akım yer LinkedIn. Hani LinkedIn'deki CV'nizi falan çok güçlü tutmanız gerekir. Ama bunun dışında neresi var? Stack Overflow var. Yazılımcıların sorularını sorup cevaplarını aldıkları web sitesi. Belki daha önce kullanmamış olanlarınız vardır diye söylüyorum. Bir de AngelList vardı. Hala var. Yani oradan da iş ilanları paylaşılıyor. Daha çok startuplar orada paylaşıyor ve oradan uluslararası işlere girebilirsiniz. Remote işler olabilir. Genel olarak bu üçünü söyleyebilirim. 9. sorumuz. Yurt dışında daha popüler olan ya da aranan bir yazılım dili ya da alanı var mıdır? Yani daha popüler olduğu, ya sadece şunu söyleyebilirim. Yazılım dilleri tabii ki ülkelerdeki ağırlıkları değişiyor ama genel olarak yani siz Ruby yazıyorsunuz diye atıyorum Polonya'da hiç iş bulamazsınız diye bir şey yok. Her yerde bir şekilde bulursunuz işinizi ama bence yurt dışında şu anda temel ağırlık bulut tarafına kayıyor. Yani dil değil, daha çok DevOps kısmı. Ama burada şu anda benim gördüğüm esas para getiren kısım bu. Ne daha çok iş açığı olan kısım burası. Son sorumuz. Haydi sor. Haydi sor. Bitirdim. Sana göre yazılımcı olmanın en zor ve en kolay yönü neler? Güzel soru. Yani en zor kısmı ya herhalde her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Belki bu bir yerden sonra zorlayabilir. Bir şeyler denemeniz gerekiyor. Yani sürekli bir şey bulup hata ayıklayıp bir şey yapmanız gerekiyor. Bu uğraştıran kısmı. En kolay kısmı da ya ben bilgisayarla haşır neşir olmayı seviyorum. Yani bilgisayar başındayken aslında pek çok şey yapabiliyorsunuz. Yani ben kitap okumayı tercih ediyorum. Haberleri direkt elinin altında giriyorsun. Yani herhangi bir başka bir meslekte bu kadar rahat başka şeylere de göz atıp ilerletemezdim herhalde. Bunu seviyorum. Benim hatırlayamadığım ama sizin hatırladığınız bir şeyler varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Abi. Ben. Videoyu sonuna kadar izleyen ve bir dahakini izlemeyi düşünen herkese kalp gönderiyorum. Bu kalp oldu mu? Hiç olmadı. Olmadı. Devam et. Kanalıma... Dur şöyle. Abone olmayı... yorum yapmayı... Unutmayın. Sizi çok seviyorum çünkü çok tatlısınız. Sakallı bıyıklı adama böyle yaptılar. Hoş mu? Hadi görüşürüz. Hadi çabuk.